Denizli'den Ayşe Hanım selamlarını iletmiş efendim. Sorusuna öyle başlamış. Diyor ki bir camide namaz kılıyorduk. Namazı kıldık. İmama tabi olduk diyor. İmam efendi ikinci rekatta selam verdi. Meğerse seferiymiş diyor hoca efendi. Biz bu durumda ne yapacaktık? Nasıl hareket etmemiz en doğru olurdu? Şimdi burada eğer e, imam seferi ise, cemaat de mukim ise, imam Dört rekatlık namazlarda ikinci rekatı e, efendim tahiyyatında selam vermesi gerekir biliyorsunuz. Hanefi mezhebine göre azimettir. Hmm. E, ve selam verdikten sonra cemaat artık lahik hükmündedir. Ayağa kalkar kıraat yapmaksızın iki rekat kılar. Ondan sonra oturur selam verir. Yani Tabii kıraat, yapmaksızın, kıraat yapmaksızın kıyamda kıraat yapmaksızın. Yani Fatiha'yı dahi okumayacak. Okumaksızın. Peki ne kadar bekleyecek hocam? Bir Fatiha, Fatiha okuyacak, okuyacak kadar. kadar bekleyip ondan sonra rüküye gider. Rüküde Subhane Rabbiyel Azim der. secdede de Subhane Rabbiyel Ala der. Üçer defa. Ondan sonra. Kalkar dördü kılar. Aynı şekilde dörtte de. Ee, devam eder, en son kadeyi ahiret oturur, et uyuyor, sali barik dualarını, Rabbena duasını okur ve selam verir. Peki bunu bilmiyordu vatandaş ee, ve selam e, verdi hocayla beraber. E, hocayla beraber selam e, vermesi mümkün değildir. Ama verdi. Neden, Neden mümkün değil? E, çünkü e, hocanın iki rekat kıldığı... kıldı hocayla. E, yani konuyla ilgili hükümleri bilen ne der? Ben mukimim. Yani ha, velev ama hocanın şey oldu. hiç önemli değil. Velev ki seferi olmasın, hoca mukim olsun. Hiç önemli değil. Ben iki rekat kıldığıma göre e, ayağa kalkıp onu tamamlar. Eğer selam da verdiyse artık namazı baştan kılmış. Namazını baştan kılacaktır. Yani benim söylemek istediğim şuydu. i̇mam e, mukim. İki rekat kıldı selam verdi. Cemaat ne yapacaktır? Ayağa kalkıp tamamlayacak öyle değil mi? Mesbuk hükmünde tamamlayacak. E, o açıdan yani bilmiyor e, diye bir durum söz konusu değil. Ama bunu biliyorsa lahik hükmünde hareket edip namazını tamamlayacak. Arasındaki fark nedir diye sorarsanız o e, ince bir detay mesbuk hükmünde olursa ilk iki rekatı kılıyor olacağından kıraat yapar. Lahik hükmünde olursa son iki rekatı kılacağından dolayı kıraat yapmaz. Eyvallah.